Kamil Tekin Sürek 4 Ağustos 2021 Evrensel Kaos ve Kıyamet. İnsanın insana yaptığını kimse yapmaz derler. Bu sözü güncelleyerek insanın insana ve dünyaya yaptığını hiçbir canlı yapmaz diyelim. Son yıllarda yaşadığımız felaketlere baktığımızda hepsi insanın açgözlülüğünden, bencilliğinden, cahilliğinden. İnsanda bu kötü özellikleri de kapitalizm besliyor, büyütüyor. Bir avuç burjuvanın kar hırsı ve onlar gibi olmak isteyen milyonların onlara katılmasıyla göz göre göre dünya ısınıyor, kirleniyor ve felakete doğru gidiyor. Denizler lağım çukuru haline geliyor. Ormanlar yanıyor, toprak zehirleniyor. Bir avuç toprağın altına binlerce senede toprağa karışmayacak atıklar gömülüyor. Yiyeceğimiz ve içeceğimiz zehirleniyor. Dünyanın böylesine kirletilmesinden kaynaklanan hastalıklar artıyor. Bu hafta yazacaktım. Pazar günü Yücel Sayman yazdı. Binlerce yıldır süren insan göçü ırkçı ve faşist güçlerce bir çatışma nedeni yapılıyor. Burjuvalar sermayelerini dünyanın her yerine serbestçe sokuyor. Her yerdeki insanları sömürüyor ama belli toprak parçalarını kendine ait ilan ederek buraya istemediklerini sokmuyor. Irk ve millet icat ediyorlar. Benim ırkımdan, milletimden başka kimse bu topraklara giremez diyorlar. Ama o topraklarda ırkım, milletim diyenleri de köle gibi çalıştırıp sömürüyorlar. Kendi çıkarları için savaşlara sürüp öldürtüyorlar. Birbirlerinin kurdu yapıyorlar. Ege ve Akdeniz'de yangını kim çıkardı? Teröristler mi? Ormanları yakıp buralarda turistik tesis yapmak isteyenler mi? Aşırı sıcaklar mı? Ormanlara izmarit, kırık şişe ve benzeri atanlar mı? Ne fark eder? Hepsi de doğayı, dünyayı koruma bilincinde olmayan insanların eseri. Yangın neden günlerdir söndürülemiyor? AKP'nin Türk Hava Kurumu'nu çökertme operasyonu nedeniyle iktidarın müteahhitlerine inşaat için yeteri kadar alan açmasını beklediklerinden mi? İktidarın Orman Bakanlığı'nda yangın söndürme filosu kurma yerine özelleştirmeci zihniyetle uçak kiralama yöntemini seçmesinden mi? Biri ya da hepsi olabilir. Ama iktidarın insanı düşünmeyen kapitalist zihniyeti bütün seçeneklerde görünüyor. Ormanlarımız yanıyor. Hastalıktan kırılıyoruz. Yoksulluk ve açlık had safhada. Hiçbirimizin can güvenliği yok. Her gün insanlar saçma sapan nedenlerle ölüyor. İktidarlar sorunları çözmek yerine çözüm arayanları tomalarıyla, çevik kuvvetleriyle dövüyor. Savcıları hakimleriyle hapishanelere dolduruyor. Millet, ırk, din hikayeleriyle birbirine karşı kışkırtıp çatıştırıyor. Din kökenli eski hikayelerde peygamberleri dinlemeyen insanların azıtmaları nedeniyle kıyametin kopacağı anlatılırdı. Bu hikaye eskidi. Artık kıyamet kapitalizm yüzünden kopacak. Kapitalizm dünyayı hızla yaşanmaz hale getiriyor. Dünyayı çöplüğe çeviren kapitalistler uzayda kendilerine yeni yerleşim yerleri arıyor. Dünyayı kurtarmak için zaman her gün daha da kısalıyor. İnsanları burjuvalardan, din simsarlarından, ırkçılardan kurtaralım. Dünyayı kurtaralım.